Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Genç İvek YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yayında daha birlikteyiz. Sizlerle bir canlı yayınımızda daha sizlerle birlikteyiz. Videomuzun başlığından da anlaşılacağı üzere arkadaşlar, bugünkü canlı yayınımızın konusu Genç İvek TV Talks ve bugün çok değerli bir hocamız bizlerle birlikte. Hocamızla birlikte arkadaşlar, eczacılıkta uzmanlık sınavı ve klinik eczacılığını araştırma görevlisi eczacı Sayın Uğur Balaban'la birlikte konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Şahin. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Sizler nasılsınız? Öncelikle davetimizi bu yoğun çalışma temposunda kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Asıl rica ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Böyle bir ortamda, platformda yer almaktan ben de mutluyum. Ve kişilere, özellikle merak edenlere, uzmanlıkla ilgili soruları olanlara, uzmanlık yapan birisinin yanıt vermesinden dolayı da bu konuda da mutluyum. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar, bugün yayın akışından ve içeriğinden bahsetmek gerekirse, sizler de bizlere canlı yayınlarda eczacılıkta uzmanlık üzerine düşüncelerinizin hepsini sorabilirsiniz. Zaten eczacı Bahar Karaoğlu bizlere chat kısmından, YouTube kısmından iletecek. Tabii Zoom'da da bizi izleyen, dinleyen arkadaşlarımız var. Hepsi de Bahar, Gökçenur, Ayşe, Pınar, Beyza, Melisa, hepiniz hoş geldiniz eczacılarım. Arkadaşlar, tabii siz Uğur'u belki defaatle akademik yayınlarda veyahut akademik çalışmalarda ismini duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Kendisi 2 yıldır eczacılıkta uzmanlık noktasında. Artık bu sürecin sonuna geldi diyebiliriz hocamız. Ama tabii ben Uğur Hoca'yı aynı fakülte arkadaşım ve Ankara eczacılığın yaşayan efsanesi olarak, değil mi? Zannediyorum Evet. yani Ankara Üniversitesi'nin gelmiş geçmiş, değil mi, en başarılı öğrencisi olarak, yani hatta belki eczacılık meslek tarihinin gelmiş geçmiş akademik anlamda, bunu iltifat olsun diye söylemiyorum. Gerçekten bu böyle. Hani şey değil, hani bu başarı da şöyle, yani akademik olarak ispatlanmış, yani Türkiye'de ve dünyada ispatlanmış bir akademik Estağfurullah. Teşekkür ederim başarı. canım. Böyle bir takdim eden sonra hocam, ben aklımdaki açıkçası sorular şöyle. Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Yani bizi kendinize bir tanıtabilir, kendinizi bize bir tanıtabilir misiniz? Tabii ki Şahin. 2016 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne girdim. 5 yıllık güzel bir lisans süreci geçirdim. Ve sonrasında 2021 yılında Ankara Üniversitesi'nden birincilikle mezun oldum. Daha sonra mezuniyetimden 3 ay sonra EUS 2021 sınavına girdim. Ve orada da Türkiye ikincisi olaraktan Hacettepe'ye yerleştim ve şu an Hacettepe Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimimi devam ettirmekteyim. Yaklaşık 2 yılı doldurmak üzereyim. Geriye 1 yıl kadar bir sürem kalıyor. Yavaş yavaş rotasyonlarımı tamamlayıp tez dönemine geçeceğim inşallah. İnşallah hocam, hayırlısıyla muvaffakiyetle bu sürecin bitirilmesini bizler de dileriz. Şimdi şöyle, tabii ki bu yayın veyahut işte bu süreç içerisindeki yaptığınız yayınlar da bizim için çok çok kıymetli olacaktır. Hocam, ben en başından bahsetmek istiyorum. İnsanlar birebir bu işi, hani aslında tabii uzmanlık yapmak kıymetli bir şey, ama bu işin bilincinde olarak, bu işte ne yapıldığını veya bu iş nereye gidiyor anlamında da, akademik anlamda söylüyorum, bunun bilincinde olarak da bunu yapmanız da çok kıymetli. Ben şunu sorayım hocam. Şimdi fakülteden mezun oldunuz. Eczacılıkta uzmanlık yapmak, lisans eğitim boyunca aklınızda var mıydı? Ve neden eczacılıkta uzmanlık yapmayı tercih ettiniz? Neden yüksek lisans ve doktor olarak başlamak istemediniz akademik kariyerinize? Şöyle, öncelikle benim eczacılık lisansına girişim aslında EUS'tan dolayıydı. EUS sınavını ben aslında sonradan öğrendim. Daha önce hani benim de bilgim eczacı mezun olur, eczane açar tarzındaydı ama tercih döneminde veyahut da araştırmalar yapınca EUS'un yürürlüğe girdiğini gördüm. Sınavının tabii biz girdikten sonra sınav yapılmaya başlandı ama meclisten geçtiğini biliyordum. Çok cazip geldi. Hani klinik ortamda hekimlerle, hemşirelerle, diyetisyenlerle, fizyoterapistlerle bir multidisipliner bir ekip içerisinde var olmak ister istemez biraz heyecanlandırdı. Sonuçta siz de onlara bir şeyler katıyorsunuz ilaç anlamında. Bir de fakülteye girmeden şöyle düşünüyordum. Hani bu eczacılar bu kadar hani
raftaki ilaçlara nasıl hakim oluyorlar, nasıl hepsini bilebiliyorlar falan. Hani ben de bunu bilmek istiyorum, ben de yapmak istiyorum. Aslında biraz o şekilde hani bu süreç benim için hızlandı. Zaten dediğim gibi girişte de vardı. Mezun oldum. Tabii lisans döneminde gerekli gayreti de bu konuda gösterdim. Hani bilimli eczacının veyahut da donanımlı bir eczacının mezun olduğunda hani bilmesi gereken çoğu şeyi bilebilecek kadar bir potansiyelde mezun olmak istiyordum. Ve hani çok şükür öyle olduğumu düşünüyorum. Daha sonra da hani uzmanlık sınavına da zaten böyle bir sistemi olduğu için uzmanlık sınavına girdim. Akademik anlamda şöyle bir tık uzmanlık benim için daha yukarıdaydı. Hani akademiden de çok hani gidilebilecek yollar vardı. Ama şu anlık uzmanlığı tercih ettim. Bilmiyorum, belki uzmanlıktan sonraki süreç nerelere götürür, orası ayrı şu anlık. Evet, çok aslında böyle bir idealizm üzerine başlanmış bir süreç ve devam eden de bir süreç. EUS'a geçmeden önce, oradaki teknik ve teorik sorulara geçmeden önce ben şunu merak ediyorum hocam ya. EUS'tan sonra şimdi siz fakülteyi de birinci olarak bitirdiniz. Belki Türkiye'deki en büyük dereceyle bitirdiniz. Fakültedeki aldığınız eğitim. Ya hani biz şey deriz ya, ya kardeşim bu doktorlar ilaç bilmiyorlar veya işte bu hemşireler bir diğer sağlık personeli, böyle bir mesleki ego var belki de. Şunu merak ediyorum ben, lisans eğitiminizde aldığınız ilaç ve eczacılık bilgisiyle şu ankini değerlendirdiğiniz zaman hani ya aslında fakültede de çok bir şey öğrenmemiş miydik, yoksa aslında fakültede de bayağı bir şey öğrendik, ben onun üzerine koyarak gittim mi? Nasıl bir kıyaslama ya da bir değerlendirme yapmak gerekir? Aksine lisans eğitiminde özellikle hani klinik eczacı düşünecekler için söylüyorum bunu. Farmakoloji derslerinde çok sıkı sıkı sarılsınlar. Lisansta gerçekten iyi bir eğitim alıyoruz. Yani saygıdeğer bizim hocalarımız gayet iyiydi o alanda Ankara Üniversitesi için. Tabii ki sonrasında biz de bir şeyler hani kendimize katıyoruz. Hani biz de ek olarak TUS kitaplarından çalışıyoruz. Çünkü bazı ilaç gruplarını mesela tıpta gösterilirken eczacılık farmakolojisinde gösterilmediğini gördüm. Yani bir de zaten tıpçılar bizim kadar farmakoloji dersi de görmüyor işin açığı. O nedenle yani lisanstaki eğitimimin çok böyle bana yararı oldu diyebilirim. Çünkü lisansta da hani sadece ben eczacılık hocanın, yani hocaların notlarından da çalışmıyordum. Hani ek olarak bir iki kaynak daha hani internetten bulabildiğim kadar tabii güvenilir veyahut da hani literatür tarzında kaynaklardan da çalışıyordum. Hani kendini geliştirmek isteyenler her dönem bunu yapabilir. Diyeceklerim bunlar şimdilik. Çok teşekkür ederim hocam. Bunu da şu anlamda mukayese etmek açısından. Hani lisans eğitim çok aşağıda kalıp yani uzmanlıkta çok zorlandınız mı diye soracağım ama zaten hani senin zorlanman çok da mümkün değildi. Şöyle hani lisansta biz o teorik eğitimi alıyoruz ama uzmanlık eğitiminde pratikte görünce daha çok bütünleşiyor o bilgi. Ve hani bir de şöyle bir şey var. Şimdi alanında uzman doktorlar kendi alanındaki ilaçlara çok iyi hakimler. Onu kesinlikle söylemek istiyorum. Hani Yardoç'tan itibaren Yardoç, Doç, profesör kademesindeki hocalar bunları biliyorlar. Ha, ilaç konusunda tek sıkıntı yaşayanlar henüz yeni başlayan asistanlar. Yani TUS'a girmiş, o bölümde uzmanlığa başlamış asistanlar. Bu konuda hani ilaç konusunda zayıf olabiliyorlar. Ama yüksek hocalar bu konuda gerçekten hani bilgileri var. O yüzden hani onlara hiçbir şey bilmiyor diyemeyiz. Hani o konuda açık konuşmak gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi hocam şunu soracağım. EUS sınavına nasıl çalıştın? Karar verdin. Dedin ki ben klinik eczacı olmak istiyorum. Bir sabah kalktın ve çalışmaya başladın. Daha ciddi ve profesyonel bir şekilde. O süreçten biraz bize bahsedebilir misin? Tabii ki Şahin. Şimdi öncelikle EUS'a girmeyi düşünen arkadaşlar varsa önce İngilizceyi halletsinler. Bunu hani yok değil YDS gibi sınavlarla yapabilirler. EUS için tabii kişiden kişiye değişir. Kişinin lisans eğitimi sürecindeki potansiyeli de bunu etkiliyor. Hani minimum bir 6 ay gerekiyor bence düzenli bir çalışma için. Şöyle aslında bir şema da var kafamda. Hani daha sonraki arkadaşlara da bu şemayı paylaştığım oldu da EUS'a girenlere veya gireceklere. Öncelikle TUS kitaplarına özellikle ben artık hani tıpla eczacının ortak derslerini
Tıp kitaplarında çalışma öneriyorum. Farmakolojiyi, biyokimyayı, mikro veya fizyopatoloji gibi dersleri tıp kitaplarından, TUS kitaplarından çalışmanızı, yani çalışmalarını öneriyorum ki ben de öyle çalıştım. Önce farmakolojiyle bir biyokimyayla başladım. Onları bir tur, hani TUS kitabı vardı, şimdi ismini söylemeyeyim. O TUS kitaplarını bir tur bitirdim. Bitirdikten sonra daha sonra yavaş yavaş alt kademelere geçerekten eczacılığın derslerine kaymaya başladım. Mesela ne gibi? Farmasi teknoloji gibi, analitik kimya gibi, farmakognozi gibi. Çalışacak arkadaşlara da hani şöyle söyleyebilirim. Farmakoloji ve biyokimya bittikten sonra farmasötik kimyayı atlamaları mantıklı olur. Çünkü farmasötik kimya ile ekolojideki konular birbirine paraleldi lisanstayken. Hani yarı yarıya da olsa paraleldi. Daha sonra farmasötik kimya biter. Biraz daha hani kolay olabilecek şekilde. Analitik kimya bir de seçicidir bak. Herkes yapamayabiliyor. O biraz daha yapanlar bu konuda çok şanslı. Hani özellikle bizim okuldaki Nevin hocamız bize uzun uzun deftere yazdırırdı. Yani sağ olsun o defterde ne varsa bir sınavda onu gördük zaten. Ve görüyoruz da. Hani de analitik kimyadan sonra ne yapabilirler? Teknolojiye girdim diyebilirim. Hani normal sayacağım hani belli dersleri birer tekrar daha yaptım diyeyim. Ondan sonra ekoloji ile biyokimyayı bir tekrar daha ikinci bir tura giriyorum. İkinci tur daha yapıyorum. Ancak şunu da söyleyeyim. Mevzuatı işte halk sağlığıdır, aile planlamasıdır gibi böyle ıvır zıvır biraz daha hani sözel dersleri en son bir aya bırakıyorum. Onları bir kere bakmayla hani bu sınava girdim ve yine girecek arkadaşlara da hani bu ders sözel dersleri son bir aya bırakın. Birkaç defa okuyun. Öyle girin. Çünkü daha önceden buna vakit kaybetmeyin. Çünkü teknoloji var. Çok büyük bir ders. Kognozi var. Çok büyük bir ders. Çok bakılacak yerleri var. Ve hani usta da zaten kognozi, teknoloji ve kimya zaten %40'ını oluşturuyor. Soru potansiyelini. Yani o açıdan ikinci bir tur daha bitiriyorum. Daha sonra zaten ikinci turu bitirdikten sonra bu yüzden zaman önemli işte. Yani bir 6 ay bence minimum verilmesi gerekiyor. Sonra hızlandırılmış bir şekilde hatırlayamadığım veyahut da hani acaba şurada eksik kaldı dediğim konulara bir daha bakıyorum gibi şeklinde geçti aslında süreç. Ama dediğim gibi tıpla ortak dersleri TUS kitaplarından, eczacılık derslerine gelince şimdi arkadaşlara şunu diyeceğim. Genelde merkezi üniversitelerin notlarına ulaşmaya çalışın. Çünkü işte merkezi üniversitedeki hocalar EUS'da soru hazırlama kurulundalar. Ve ister istemez dersten attıkları şeylerden de o sorular karşınıza geliyor. Ya ben özellikle bana soranlara ben bu merkezi yani özellikle Ankara içerisindeki üniversitelerden notlara sahip olun diyorum. Ya yani ulaşmaya çalışın diyorum. Çünkü hani lisansta bile bazen bizim hocalarımız şey diyordu, işte bu EUS'ta sorulabilir diyordu. Ki hani bunlar da EUS'ta gelebiliyordu işin açığı. Bu yüzden önemli hani büyük üniversitelerin notlarına ulaşmak. Öyle diyebileceklerim bu kadar şimdilik aklıma gelenler. Çok teşekkür ederim. Hocam şunu belki ben atladıysam çok özür dilerim de soru çözme imkanı oldu mu yoksa sürekli konu mu çalıştın? Şöyle Şahin şimdi bir şu an soru çözme kaynağı yok. Hani bir ara bir deneme var. Mark ismini vermeyeceğim. Onunla cevap anahtarı yanlış dendi. Yani soru çözülecek bir kaynak yok işin açığı. Ha tabii ki TUS kitaplarının konu anlatımı soru bankaları var. Onlar için bir şey demiyorum ama eczacılık adına böyle bir kitaplar henüz piyasada yok. O yüzden genellikle konu tekrarı, konu çalışma şeklinde ilerledi. Bir de EUS dışında başka ülkelerdeki sınavlar var. İşte bizim EUS modeline yakın CIPAD denilen Hindistan'ın bir sınavı var. Onlarda da hani farmasi, kimya, teknoloji, ekoloji şeklinde onlar da bölüm bölüm böyle sınavları var. Böyle şey bölümlere var değil ve bunların çalışma kitabı var. Mesela ben bu çalışma kitabına eriştim PDF'ine. Ha baktım orada da bazı sorular var. Güzel sorular sormuşlardı. O sorulardan EUS'a gelen sorular da vardı işin açığı. Yani ben bunu yine gençlere de söylüyorum. O kitabı da paylaşıyorum aslında. Yani öyle dediğim gibi hep konu tekrarı, işte hep okuma bu şekilde geçti.
Çok teşekkür ederim. Şimdi hocam sınav açıklandı. Sınav yüz yüze gerçekleşti. Siz sınav sabahı kalktınız, kahvaltınızı yaptınız, yola çıktınız, sınavda başladınız. Kaç soru vardı? Bir soruda kaç şık oldu? Beş şık mı oluyor? Dört şık mı oluyor? Sınav sorusu kaç dakika? Sınavı nasıl çözdünüz? Bir stratejiniz var mıydı? O stresi nasıl yönettiniz? Şimdi öncelikle 2000 yani bu seneden önceki sınavlar yazılı şekildeydi. 2023 sınavı şu an elektronik ortama taşındı. Ama ben kendi dönemime göre cevaplayacak olursam bizim zamanımızda tek bir o genelde giren kişi sayısı az olduğu için Ankara'da yapılıyor zaten sınav ve Ankara'da tek bir okulda yapılıyordu. Sınavda 100 soru veriliyor. 100 soru ve 135 dakika kadar da süre veriliyordu. Şöyle hani belli bir stratejim olmadı. En baştan başladım. En sona kadar ilerledim. Yani şu dersi önce yapayım, bunu böyle yapayım demedim işin açığı. Daha sonra tabii sınav süresinde tabii hani boş bıraktığım sorular oldu ama ondan sonra geriye döndüm tabii ki. Ve hani ister istemez bir de EUS çalışırken şimdi EUS tek başına ilerleyen yani o süreç tek başına ilerlenemiyor fazla. Hani öğrencilerin motivasyonu çabuk düşüyor. Bu yüzden sizin gibi EUS hazırlanan insanlarla bir araya gelin, gruplar kurun, birbirinizi hani bu konuda itin, yani gaza getirin, bilgiler paylaşın, işte soru paylaşımları yapın. Zaten sınav gününde birçok hani insanlar ister istemez tanıdık oluyor sizin için de. Şimdilik böyle. Çok teşekkür ederim. Hocam süre ne kadardı? Yetti mi ya da öyle sorayım daha doğrusu. Şöyle 100 soru 135 dakikaydı Şahin. Süre yetiyor. Ha, Yani iyi. Anladım. fazla fazla yetiyor. Yani bir iki tekrar da yapabilirsiniz. Anladım. Şimdi sınav bitti. Sınavdan çıktınız. Tekrar normal hayata döndünüz. Ya bir de şey soracağım hocam, ben doğru mu anladım? En başta vardı, onu soracaktım. Çok özür dilerim böyle sorudan soruyu. Siz farmakolojideki doktorayı değil de klinik eczacılığı seçmenizin sebebi burada hastane, hasta ve hekim ayağının olması değil mi? Aynen. Bir klinikte yer alabilmek, klinikte bulunmak, orada yer edinmek ve orada kendini göstermek işin açığı. Anladım. Anladım. Sonuç açıklandı. Siz Türkiye ikincisi oldunuz. Dediniz ki tamam, hani ben artık. Peki üniversiteyi neye göre tercih ettiniz? Ya da öyle bir sıralama nasıl oluyor? Şöyle, zaten biz sınava giriyoruz. Yani sınava girmiştik. 2 hafta sonra sınav açıklanmıştı. 15 gün sonra. Sınav açıklanınca şimdi tabii biz kendim daha önce kazanmış uzmanlara ulaşıyorum. Sosyal medya üzerinden onlara soruyorum. Hani oldukları üniversitenin kârını zararını soruyorum ki ondan sonra tercih yapıyorum ama bu alanda klinik eczacılık eğitimi alanında köklü temelleri olan 2 üniversite var. Biri Marmara Üniversitesi, biri Hacettepe Üniversitesi. Ha, diğer üniversitelerin eğitimleri de iyi, onlara kötü demiyorum ama sanırım 96 yılında Marmara'nın ana bilim dalı kuruluyor. 2014'te de klinik eczacı Hacettepe'nin ana bilim dalı kuruluyor. O yüzden bunlar biraz daha köklü ve bu hocalar iyi yetişmiş hocalar. Yani şu an yetiştiren hocalar. Ve uzun yıllardır hani daha eskiye dayanınca hastane ile ilişkileri daha iyi bunların. Ya yani bu 2 üniversitenin. Hastane ilişkisi daha iyi olunca birçok hani tıptan ana bilim dalından hocalarla çalışma fikrin olunca veyahut da ne bileyim bizlere bile katılma isteğin olunca onlar gayet hoş karşılıyor. Hatta yeri geliyor mesela yani X ana bilim dalındaki profesör diyor ki işte bizim ana bilim dalına işte bu ay bir klinik eczacı bize gelmeyecek mi? Vizite katılmayacak mı? Diye soruyor yani. Bu da tamamen şeyden de kaynaklanıyor aslında. Tıp fakültesi hastanesindeki hekimlerin yurt dışı tecrübesi ne kadar fazla olursa, çünkü biliyoruz ki yurt dışında özellikle Amerika'da hani 60 yıla kadar bir geçmiş var. Çünkü onlar da o hastanelerde gördükleri için bize burada çok yabancılık çekmiyorlar işin açığı. Öyle diyeyim. Yani bu alanda hani kazanan arkadaşlar olursa hani ilk tercihleri, ilk göz önünde bulunduracakları Marmara ve Hacettepe Üniversitesi olabilir diye ifade ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Sonuç açıklandı. Siz Hacettepe Üniversitesi'ni tercih ettiniz ve kazandınız. Kayıt süreci nasıl oluyor? Veya işte okula gidip ya da üniversiteye mi gittiniz ilk ya da hastaneye mi gidip hocam ben geldim gibi nasıl oluyor hocam o süreç? Şöyle Şahin işte sınav yerleştirme açıklandı.
Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam 10 gün kadar bir süre veriyorlar. 10 gün içerisinde Eczacılık Fakültesi'nin personel işlerine başvuruda bulunman gerekiyor. Tabii bunun gerekli bazı evraklar toplamanız gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar ne yapabilir? Yerleştiğini öğrendiği gün Eczacılık Fakültesi'ni, ilgili Eczacılık Fakültesi'nin personel işlerini arar. Onlar zaten gerekli evrakları ona iletir. Onlar da 10 gün içerisinde bu evrakları teslim eder. Zaten isteyen kişiler teslim etmeye geldiğinde ana bilim dalına gelir. Hocalarla da tanışır. Hocalar zaten yeni kişilerle, yeni öğrencilerle tanışmayı çok seviyor. İlgilenmeyi çok seviyor. O yüzden hani hem de sizi bir görmüş olurlar önceden. Bunu önerebilirim. 10 gün içerisinde evrağı teslim ediyoruz. Ettikten sonra bir güvenlik soruşturması aşaması var. Yani bu da yaklaşık olarak 40 gün kadar bulabiliyor. Yani şöyle diyeyim, biz Eylül ayında sınava girdik. Ocak ayında biz işe başladık. Yani 3 ay kadar bir güvenlik soruşturması devam ediyor ve bu süreçte çalışamıyorsunuz. Herhangi bir yerde, kurumda başka iş yapmanıza izin verilmiyor. Boş. Yani evdesiniz diyeyim. Daha sonra sonuçlar belli oluyor. Ana bilim dalı başkanı veyahut da fakülteye sizi arıyor. İşte senin güvenlik soruşturman bitti. Haftaya başlıyorsun diyor. O süreç bu şekilde ilerliyor aslında. Şimdi şu soruyu sorayım hocam. Bu prosedürler aslında bunların hepsi. Hani arkadaşların aklında soru işareti kalmasın diye belki bunlardan biraz bahsettik. Şunu merak ediyorum. Farmakoloji, klinik eczacılık ana bilim dalına sabah gittiniz. Bir tane çalışma defteri, bir tane uçlu kalem, bir tane tükenmez kalem aldınız ve Bismillah dediniz, başladınız. Oradan sonraki süreç nasıl oluyor? Yani bu doktora tezi gibi mi oluyor? Neyi çalışıyorsunuz? Mesela siz ne yaptınız? Nasıl çalıştınız? Niye onu yaptınız mesela şu an? Tamam. Şimdi hani bilen bilir. İlk başta bir ay kadar, 5 hafta veya 6 hafta kadar bir teorik eğitim süreci var. Ha, bu teorik eğitim sürecinden sonra asıl hastaneye geçiş sonradan başlıyor. Peki bu teorik eğitimde ne gördük? Ne gördünüz? Faydalı mı dersen? Kendi fikrim şahsen teorik eğitimde lisansa yakın dersler anlatılmaya devam ediyor. Çok bir şey katılmıyor işin açığı. Yani bence o 5-6 hafta süre hani uzun bir süre ve yani çok verimli geçmiyor. Bu benim düşüncem tabii ki. Daha sonra hocalarımız, ana bilim dalı başkanımız veyahut da bizimle ilgilenen hocalarımız bizim rotasyonlarımızı başlatıyor. Ve biz önce diğer kazanan arkadaşımla beraber dahiliye servisine gittik. 2 ay kadar dahiliye servisinde rotasyonlara katıldık. Rotasyon derken de her ay tabii değişiyor yine bölüme göre. Konsultan bir hoca oluyor. Bu hoca sürekli değişiyor. Her ay dönüyor. O hocanın gün içerisinde hasta yatak başında yaptığı vizit saatleri var. Bu değişiyor. Kimi sabah 9'da yapıyor, kimi öğleden sonra 2'de yapıyor. Bu tamamen hocaya bağlı. O hocaya bağlı olunca hani senin de hareketin ona bağlı oluyor aslında. Atıyorum bizi sabah 10'daydı. İşte hastaneye gidiyorsun servise bir 5-10 dakika önce. Zaten diğer yeni kazanan, TUS'u kazanan asistanlar var. İntern doktorlar da kasılabiliyor bu vizite. Bir de kıdemli asistan var. Kıdemli de artık TUS'ta yani tıp uzmanının sonuna gelmiş. Hani tez dönemine gelmiş asistan. Bir de hoca geliyor. Tabii biz önceden ister hani bizim ana bilim dalındaki bilgisayarlarımızdan, nükleus sisteminden, hastaların işte aldığı ilaçlar, hastaların sonuçları, laboratuvar sonuçları, ne bileyim kültür varsa kültür sonuçlarını falan zaten biz oradan inceleyebiliyoruz. Hani yine bazı diğer detaylı bilgiler için de hastaların başındaki dosyaları önceden bir bakmak iyi olabiliyor. Çünkü vizit esnasında çok bakılamıyor. Bir de zaten önerin oluyorsa vizit esnasında onu söyleyebilmen için önceden bakman gerekiyor. Vizit esnasında bunu daha rahat dile getirebiliyorsun ve hani daha iyi anlatıyorsun. İşte acaba bir de şöyle bir şey. Bu öneri gerçekten önemli mi? Hani zayıf bir öneri mi, güçlü bir öneri mi? Buna da karar vermen gerekiyor mesela. Gibi gibi aslında süreç böyle işliyor. Tabii ki mesela bazen hekim hoca, hani konsultan hoca sana bize bir şey sorabiliyor.
işte ilaçla ilgili şey hasta açıktan bir açıklayamadığı bir durum oluyor mesela. Diyor acaba bu ilaca bağlı mı? Veya ilaçlarında bunu yapabilecek bir şey var mı diye bize soruyor. Veyahut da bir öneri varsa biz söylüyoruz. Hocam işte şöyle şöyle işte şu ilacın şöyle bir etkisi var. Bu hastada da biz işte laboratuvar değerlerinde şöyle bir artış gördük. İşte bu ilaca ara verelim veyahut da bu ilacın dozunu düşürelim şeklinde biz önerilerimizi yapıyoruz. Bizim hastanemizde Hacettepe Hastanesi'nin önerilerinin neredeyse %90'ı, minimum %90'ı zaten kabul ediliyor. O yüzden hani bizim için de çok büyük bir avantaj. Bizim için kendimizi hani gösterme veyahut da yer edinme açısından büyük bir avantaj bizim için. Tam onu da merak ediyordum. Belki sormak doğru olur mu olmaz mı diye, ama bu hekim ve eczacı arasındaki şey oluyor mu diye merak etmiştim. Hocam siz zaten cevapladınız. O çekişme ya da ego savaşı oluyor mu diye. Yok, yok. Ego savaşı olmuyor. Çünkü multidisipliner bir ekip sistemini aslında kabullenmiş herkes. Yani yok ben doktorum, ben iyi bilirim. Hani senin önerilerin boştur, işte yanlıştır diyemiyor. Demiyor yani. O yüzden Ama hocalar... zaten buyur hocam. Tamam bu kadar. Sen devam et. Yani şey, zaten Türkiye'nin en iyi hastanesinde en iyi hocalarla çalıştığın için şeyi merak ettim. Hocam şimdi klinik eczacı mesela farmakoloji deyince biraz anlaşılabiliyor. Mesela bizim Ankara Üniversitesi'nde farmakolojide mesela sanki deyince aklıma mesela ilk diyabet çalışan hocalar geliyormuş gibi bir algı var ekol olarak. Şimdi mesela şeyi merak ettim. Bu atıyorum genel cerrahi, kardiyoloji, çocuk, kadın doğum, yeni doğan, işte onkoloji, Hacettepe itibariyle çocuk onkolojisi vesaire vesaire sayı çoğaltabiliriz. Orada gideceğiniz vizit veya ilgileneceğiniz hasta veyahut üzerine özelleşeceğiniz bir hastalık olarak bakıldığı zaman bu bir tesadüf eseri mi oluyor, yoksa bir plan program mı, veya neye göre bu ilaçlar veya bu hasta ilişkisi tespit ediliyor ya da görev veriliyor size? Şöyle bizim rotasyonlarımızı hocamız belirliyor işin açığı. İşte hocamız diyor ki hani sen gelecek ay şuraya gideceksin. Hani diğer arkadaş da sen buraya gideceksin. Bizde şöyle güzel bir şey var. Bizde yüksek lisanslar ve doktoralar da var. Hani hep birlikte beraberiz. Ama hocamız asla bir yere, bir bölüme, bir servise iki kişi aynı anda iki kişiyi göndermiyor. Herkesi tek tek gönderiyor. Tek tek göndermesi de büyük bir avantaj sağlıyor bence. Çünkü kendi kendine asıl öğreniyorsun. Yalnız kalıyorsun. Yalnız kaldıkça orada güçleniyorsun aslında. Sana büyük bir tecrübe kazandırıyor. Şöyle o da aslında biraz da anlaşma hani karşıdaki hastaneyle veyahut da ana bilim dalıyla anlaşmaya bağlı. Yani dediğim gibi bizim şu an rotasyonlarımız hocamız belirliyor. Bir de şu var. Mesela her üniversitedeki rotasyonlar da aslında tam değil şu an. Yani aynı değil. Nasıl dersen mesela X üniversitesinde romatolojiye gidiyorlar. Mesela Y üniversitesinde romatolojiye gitmiyorlar. Mesela birinde endokrine gidiyorlar, birinde endokrine gitmiyorlar. Gibi. Aslında bu da büyük bir hani eksiklik olarak görüyorum eğitim içerisinde. Ha, bu da biraz daha aslında yine hekim tutumu bir de büyüklerin anlaşmasına bakıyor aslında. Hocam şunu merak ediyorum. Dil puanı kaç? Dil puanı almadan EUS kazanılmıyor anladığım kadarıyla, TUS gibi. Şöyle dil puanı tercih zamanına kadar hazır olması lazım. Yani 50 zaten 50 puandır minimum istenen puan. Tercih zamanına kadar o dil puanı alınması gerekiyor. Yoksa Anladım. yerleştirme yapılamıyor işin açığı. Anladım. Peki bu hastayı şeyde realde görme, vizite çıkma olayıyla teoride bunu bir tez yazmaktan bahsettiniz aslında, yayın öncesinde de konuşmuştuk. Şimdi o süreçte dilin ne kadar etkisi oluyor? Bunu merak ettim. Ya bu dil bilgisini, İngilizce bilgisini çok kullanıyor musunuz? Yani ciddi manada bir efor sarf ediyor musunuz bu konuda? Şöyle zaten hani tıbbi terimler konusunda hani hekimler zaten kendi arasında veyahut da raporlarda tıbbi terimler bir sürü tıbbi terim var. Hani biz de onlara yavaş yavaş hani bilmediğimiz ilk defa duyduğumuz olanla ilgili özel bir tıbbi terimse zaten biz de öğreniyoruz. Aslında rotasyonun bize kazandırdıkları bunlar. Bir de rotasyonun zaten hani bizim hocalarımız şey diyor. Rotasyonun aslında klinik ortam eğitimi diye geçiyor bizim için. O yüzden biz aynı zamanda böyle şeylerle hani bilgilenmiş oluyoruz diyeyim. Dil açısından hani
İngilizceye adapte etmek çok zor olmuyor aslında. Sonuçta illaki sürekli kaynak taranıyor, literatür bakılıyor, makaleler okunuyor. Bir şekilde kendi alanınla ilgili özellikle terimler oturmaya başlıyor zaten yavaş yavaş. Bu şekilde. Çok teşekkür ederim hocam. Bunu da Örneğin diyebilir öğrenmiş miyim? oldum. Rica ederim. Tabii Bahar buyur. Teşekkür ederim öncelikle Uğur Bey. Çok güzel gerçekten yayınınız gidiyor. Ben de Ben de. şunu sormak istiyorum. Hani sizin anlattığınıza göre farklı farklı kliniklerde rotasyonla sürekli bir hasta görüyorsunuz. Ama hani siz orada sadece bir hani öğrenim görmek dışında bir de tecrübelerinize de başvuruluyor. Yani bir eczacılık bilgilerinize başvuruluyor. Ve bu çok geniş bir alan. Hani dahiliye dediniz, romatoloji. Hepsinde bilgilerinizin, eczacılık bilgilerinizin hem güncel olması gerekiyor anladığım kadarıyla hem de hepsi hakkında fikriniz olması gerekiyor. Hani biraz uzmanlık dışında, bir alanda spesifik çalışmak dışında bu sizi zorluyor mu? Bunun için neler yapıyorsunuz? Ya da hani klinik eczacılık çok yeni ama ileride bir gün hani bu konuda da mesela bir eczacı, yeni gelen eczacıyı eğitebilecek bir klinikte duruma gelebilir mi? Ya şimdi tabii ki biz belli süreler hani dediğim gibi eğitim alıyoruz. Hani rotasyonlardayız. Yani 2 ay bir yerde, 3 ay bir yerde, 1 ay bir yerde değişiyor. Tabii her bölümün de kendine has, ait çok kullandığı ilaçları olabiliyor. Tabii ki ilk başta biz de gittiğimizde illa ki bilmediğimiz şeyler oluyor. Sonuçta mesela 2 aylık bir süreç, rotasyon süreci diyelim. Ya bunun 2 haftası, 3 haftası biraz da adapte, biraz da oradaki ortama, o bilgiye sahip olma. Ya bunu yaparken de şimdi bizim kullandığımız bazı programlar var. Özellikle dünya çapında da geçerli. Up to date. Bizim up to date'e ücretsiz bir erişimimiz var. Hacettepe Üniversitesi sayesinde. Up to date size bir ilaçla ilgili aklınıza gelebilecek bütün verileri, bilgileri, dozu, endikasyonun nasıl kullanılacağı, kontraindikasyonları, etkileşimleri veya besin etkileşimlerinin tarzında bütün bilgileri sunabiliyor. Biz genel anlamda UpToDate'i kullanabiliyoruz. İkinci bir kullandığımız bir program daha var. Özellikle antimikrobiyaller için, antibiyotik, antibakteriyel, antifungal, antiviraller için de Sanford dediğimiz yine bir aplikasyonu kullanıyoruz temelde ve yine Micromedex gibi daha birçok aplikasyona biz başvurabiliyoruz. Hani anlık öğrenme veyahut hani eve gelince yine bilgisayarımızdan açık uygulamalara biz girebiliyoruz. Erişimimiz var proxy ayarlar yapılınca. Hani o açıdan verileri, güncel verileri çünkü o uygulamalar sürekli güncelleniyor literatüre göre, yeni çıkan yayınlara göre adapte ediliyor. Ya bu da bizim klinikte daha çok yani çok çok işimizi kolaylaştırıyor ki hani biz nadir durumlarda gidip makale tarıyoruz. Hani çok böyle uzakta veyahut ne bileyim yani nadir ya gidip makalede işte hani böyle bir problem var işte literatürde acaba hani böyle bir şeyle karşılaşılmış mı, bir case report yazılmış mı falan. Hani çok nadir baktığımız. Çok teşekkür ederim. Çok bilgilendiriciydi. Ben teşekkür ederim, rica ederim. Hocam ben şunu biraz da sorayım. Bu çalışma prensibi içerisinde nöbetli mi çalışıyorsunuz yoksa mesai mi çalışıyorsunuz? Bizde nöbet yok. Şu an hani hem asistanken yok, hem uzmanlık sürecinde uzmanlığı bitirenlerde de şu an nöbet işi yok. Mesai normal. Hani tabii biz şu an biraz asistan olduğumuz için hani sabah işte 8.30, akşam 4-5 civarı hani çıkış şeklinde bir mesaimiz var. Hafta sonları zaten çalışmıyoruz. O açıdan da hafta sonu evdeyiz. Normal memuriyet süreci aslında. Peki günleriniz hastane içerisinde ve hekimlerle birlikte geçerken bu süreç içerisinde yani bu 2 yıllık süreç içerisinde fakültedeki klinik eczacılık ana bilim dalıyla aranızdaki ilişki veya ilişkinin sıklığı, o iletişimin sıklığı nedir? Şimdi Ya da ne şöyle, üzere nedir? Şahin şöyle, hani yine diğer üniversitelere göre değişebilir ama bizim üniversite, biz zaten gün içerisinde bizim konumlandığımız yer ağırlıklı olarak ana bilim dalımız. Eczacı fakültesindeki ana bilim dalımız. Odalarımız var. Özellikle bizim ana bilim dalında ev hususları bir odada, hani akademikler bir odada şeklinde ayrılmış durumda. Biz sadece hastaneye vizit veyahut da bir çalışmamız var çalışma için
normal beyaz önlüğümüzü giyip hastaneye geçebiliyoruz. Ama dediğim gibi yine bizim odalarımızda da hastanedeki hastaların, yatan hastaların veyahut da ayaktan tedavi olmuş hastaların verilerine erişebileceğimiz program zaten bizde, bizim bilgisayarlarımızda da var zaten ana bilim dalındaki. Hani hastanede bir de normalde gün içinde geçirilen sürede hani ortalama hani 2 veya 3 saat. Hastanede çok böyle hani yer almıyoruz aslında, çok durmuyoruz. Sadece işimizi işimizi görüyoruz, vizitimize katılıyoruz. O şekilde oluyor. Daha sonra geri bölüme dönüyoruz. Tabii bize orada hani şöyle diyeyim. İstek oldukça biz orada kalabiliriz. Sıkıntı yok. Ama orada işimiz bitince ister istemez biz de bölüme geri geliyoruz. Ha, bölümde de ne yapıyoruz dediğim gibi uzaktan hasta takip yapabiliyoruz veyahut da hani oturup literatür taraması yapabiliyoruz şeklinde. Bu tez yazma noktasına yavaş yavaş gelecek olursak hocam, bu tezinizi ne üzerine yazıyorsunuz? Hangi hastalık veya hangi ilaç etken madde üzerine yazıyorsunuz? Şimdi şöyle, normalde tezini aslında sen karar veriyorsun yavaş yavaş. Bu rotasyonlara gittikçe, klinik ortamları gördükçe ha diyorsun ki mesela yoğun bakım benim ilgimi çekti veyahut da atıyorum hematoloji benim ilgimi çekti. İşte bunu o alanla ilgili araştırma yapıyorsun. Literatürde acaba ne eksik, ne bulabilirim, klinik eczacı buna ne katabilir tarzında hani... Veyahut da biz orada gerçekten hani değerli miyiz, değerli mi derken biz çok bir şey katabiliyor muyuz? Bizim yaptığımız hani müdahaleler ne derece? Çünkü şöyle diyeyim işin açığı, bizim en çok müdahale yaptığımız iki alan var şayet hastanede. Biri yoğun bakım, biri enfeksiyon. Bunların da özellikle yoğun bakımda hastanın stabilitesi çok hızlı değişebileceği için sonuçlar çok hızlı değişiyor. Karaciğer testleri olsun, böbrek testleri olsun çok hızlı değişiyor. Yine tabii enfeksiyon da yine aynı şekilde. Bir de hani çoğu ilaçta hani böbrek nasıldığı için bunların bir doz ayarlaması gerekiyor. GFR ayarlaması gerekiyor. Kim hastanın diyaliz ihtiyacı var. Diyalize göre doz ayarlaması yapabiliyoruz. Veya diğer birçok yine CRRT'dir vesairedir. Peritoneal diyaliz gibi birçok işlemler var. Bunlara göre doz ayarlaması yapılması gerekiyor. Bu doz ayarlamalarını yapıyoruz. Veyahut da yine bazı ilaçlar için karaciğer özellikle sirkotik şekilde karaciğer hastalığı olanlarda mesela bazı ilaçların doz ayarlaması yapılması gerekiyor gibi süreç işliyor. Ha, bir yandan da tabii ki etkileşimler bulabiliyoruz. İlaç etkileşimleri bizim hani temel klinik eczacının temel hani müdahalelerinden, böyle bir problem gördüğünde bunu dile getirmesi falan. Ama genelde hani etkileşimler hani yoğun bakımda biraz daha hani D düzeyine yakın çıkabiliyor ama her an bir hastalar kontrol altında olduğu için veya müdahale altında olduğu için hani bazen gerçekten D düzeyi ve X düzeyindeki hani etkileşimler biraz daha dikkat çekiyor. Hani A, B, C düzeylerindeki etkileşimler sadece biraz laf üstünde hani uyarıyorsun, söylüyorsun. Özellikle hani C düzeyi varsa o şekilde gidiyor aslında. Hocam şunu merak ediyorum. Şimdi bu uzmanlık süreci bitecek. Siz tezinizi sunacaksınız. Ondan sonra doktor eczacı unvanını alacaksınız. Yani akademide. Kamuda ise uzman eczacı unvanını alacaksınız. Şöyle. Şimdi şunu da söyleyeyim net olsun. Şimdi biz bitirdikten sonra hani uzmanlık yaptığımız için uzman eczacı oluyoruz. Ama hani tabii ki bu uzmanlığın YÖK'te bir PhD değerliği var. Hani uzmanlar akademide devam edemez gibi bir kesin konuşma yapamayız. Hani kadro açılabilirse veyahut da hani ortam sağlanabilirse tabii uzman eczacılar da doktor öğretim üyesi olarak tıpta nasılsa bu şekilde ilerleyebilme şansları var. Anlıyorum. Hem eczacılık fakültesi için hem tıp fakültesi için bu doktor unvanı, doktor eczacı veya doktor unvanıyla dediğiniz gibi postdoc olarak. Şu da güzel. Hani belki bilmeyen arkadaşlar vardır. TÜBİTAK mesela biz eğitim sırasındayken, uzmanlık eğitimi sırasındayken yurt dışı katılım kongre desteği nasıl doktoral ve yüksek lisansa veriyorsa uzmana da veriyor. Veyahut da uzmanlık bittikten sonra nasıl doktora bitirenlere postdoc için yurt dışı veya yurt içi burs veriyorsa aynı şekilde uzmanlığını bitirenlere de postdoc bursu veriyor. Yani bu açıdan TÜBİTAK'ın da güzel faydaları var. Bunları da değerlendirmek gerekiyor bence.
Teşekkür ederim hocam. Belki burada rakam telaffuz etmek hoş olmayabilir ama ben izleyen öğrenci arkadaşlar ve EUSO hazırlanan arkadaşlar açısından söylüyorum. Siz bir devlet memuru, araştırma görevlisi veya doktor, öğretim üyesi maaşı alıyorsunuz. Doğru mu? Şöyle şu an bir araştırma görevlisi maaşı alıyoruz. Aynen. Yani üniversitedeki bir akademik personel gibi bu ücreti alıyorsunuz. Arkadaşlar da bunu da belki aklında soru olan veya çekinen soramayan arkadaş olursa. Şimdi peki bu sürecin sonuna geldiğimiz zaman hocam bugünkü tecrübelerinizle hem işte akademideki hem sahadaki tecrübelerinizle bir kamu sağlık kuruluşunda uzman eczacı unvanıyla mı devam etmek yoksa akademide mi devam etmek istiyorsunuz sizin özelinizde? Şimdi ben Şahin o açıdan net bir şey diyemeyeceğim. Biraz daha hani son uzmanlığım sonu gelsin. Biraz orası benim için şu an hani karanlık. O yüzden buna net bir cevap veremeyeceğim şu an için. İnşallah hayırlısı diyorsunuz. O gün geldiği zaman en hayırlısı olsun inşallah. Amin. Tabii hani kişi nereyi severse işte ben hep hastanede olacağım, işte sürekli klinikte olacağım. Yani böyle hani biraz daha hani yükselmekten ziyade hani böyle klinik ortamda belli bir seviyede bulunacağım aslında diyorsa tercihtir. İnsanların tercihi olabilir. Hani tabii ki atanan hocalarımız da var. Çok saygı duyuyorum. Hani uzman eczacı hocalarımız da var. Yani o açıdan istediği yolu tercih edebilir. Tabii ki hani akademi yolu biraz daha zorlu bir süreç uzman için. Bunu sorduk. Bu aklımdaki en merak ettiğim sorulardan bir tanesiydi. Şimdi şunu merak ediyorum. Biraz daha böyle popüler kültür sorusu olarak. Siz yani bir eczacı veya bir uzman eczacı olarak, EOS'cu olarak değil de bir vatandaş olarak bu işleri bilen birisi olarak ya aslında biz EOS'ta çok geç kalmışız, çok faydalıymış. Mesela bir halk sağlığına baktığınız zaman nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela şimdi şöyle bir şey vardır ya, hekim her şeyin ekspertidir. Sağlık alanında mantığı vardır. Bir de işte bu meslek çatışmaları olarak baktığımız zaman keşke Türkiye'de ya da üniversitelerimizde, ülkemizde bu çok daha önceden olması gerekiyor muydu? Yoksa yok aslında çok da geç kalmadık. Zamanında biz de bu işe başlıyoruz, bir yerinden tuttuk mu diye düşünüyorsunuz. Yani şöyle diyeyim, 90'ların sonunda eğitilmek üzere hocalar yurt dışına gönderiliyor. Ondan sonra bu hocalar Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de bu sistemi oturtmaya çalışıyorlar. Çok çaba gösteriyorlar. Ama şu an gerçekten belli bir konuma kadar getirdiler. Yani hani daha erken başlanabilir miydi? Başlanabilirdi. Çünkü hani zamanla klinik eczacının müdahalelerinin hem ekonomi anlamında hem hasta sonuçları hem mortalite yani hastanın sağ kalımı açısından faydaları literatürde gösterildikçe aslında önemi de biraz daha öne koyulmuş oldu. Yani Türkiye şu an biraz geç kaldı bu açıdan ama bizden daha geri ülkeler de var şu an. Hani daha Asya taraflarına gidersek o ülkeler bizden daha geride. Geri durumda ve Avrupa'da birkaç ülke bizden geri durumda. Ama biz şu an gerçekten hani biraz geç başlamamıza rağmen iyi yerlere geldik diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ve Yani aslında belki EUS'ta uzmanlık yapan birisine sorulmayacak bir soru ama yani diyorsunuz ki EUS peki hocam şey mi vazgeçilmez mi yani? EUS kesin gerekli ve bundan sonra geri dönüş yok mu artık? yani şöyle klinik eczacılık bu ülkede bitmeyecek. İşin açığı. Ha, fitofarmasi için konuşamam. Fitofarmasi zaten son yıllarda alım da yapmıyor. Ama klinik eczacılık bu ülkede büyüyecek. Çünkü çok bu alanda çalışan hocalarımız var. Bunun yayılması konusunda. Ayrıca hani belki ileride görürüz. Yan dal uzmanlıkları çıkabilir. Hani bizde nasıl tıpta uzmanlıkta varsa yan dal uzmanlıkları. Bizde de mesela enfeksiyondur, işte klinik nütrisyondur veyahut da yoğun bakımdır gibi bunlar yurt dışında var. Bunlar yurt dışındakiler yabancı değil. Yani bizde de hani böyle bir fellow alanları veya işte yan dal uzmanlıkları olabilir. Olursa daha güzel olur. O açıdan hani klinik eczacılık için bu ülkede hani bir umudum var. Ya, tam onu da zaten soracaktım. Yani uzman hekimler kendi alanlarıyla alakalı ilaç biliyor. Yani tabii biraz genel cerrahi bölümler belki genel olarak ilaçlara hakimler veya dahiliyedir genel ilaçlara hakimler ama şunu merak edecektim. Eczacılığında da ya pediatri uzman eczacılığı, işte onkoloji uzman eczacılığı gibi
olması mantıklı değil mi diyecektim. Zaten onu cevaplamış oldunuz. Yani öyle olması mantıklı çünkü az önce Bahar'ın da dediği gibi hani birçok alan var ve birçok alandaki ilacı da ilaçla ilgili hani detaylı verileri tutmak zaten akılda imkansız. O yüzden belli bir alanda daha da spesifikleşmek hani hem birey için hem o bireyin katkılarının kalitesi için daha faydalı olacaktır zaten. Çok doğru. Ya bir de ben bunu konudan tamamen bağımsız hastaneyi de gören bir insan olarak şunu sormak istiyorum size. Ben de işte 3 yıldır hasbelkader 2 yıldır kamu eczacılığı yapmaya çalışıyorum. Şimdi tabii bizim biraz yaptığımız mekanik kalıyor. Sizinkisi biraz daha dijital ve yapay zeka diyebiliriz. Hani böyle bir şey değerlendirirsek de tabii biraz daha profesyonel ve üst düzey bilimsel bir şey oluyor. Ben şu aklıma geldi hocam ya. Mesela diyalizde gidiyorum. Mesela bilmiyorum senin böyle bir şey algını çekti mi? Veyahut böyle bir şey yani bu düşünceyi bir yorumlamanı da istiyorum. Fırsat gelmiş yani konumuzla çok alakalı değil ama şimdi sahadaki tecrübe ben şunu gördüm. Ya biz atıyorum diyabet ilaçları için, bunların geliştirilmesi için ya da Ar-Ge'si için veyahut işte tansiyon veyahut işte spesifik nadir hastalıklar için veyahut işte ne söyleyeyim diyaliz için mesela. Ya ben sorduğumda bir diyaliz hastasının yaklaşık bugün evinden alınıp tekrar evine bırakılana geçene kadar sürede kullanılan ilaçlar ve cihazlar, sağlık personeli ve maddi imkanların sağlanması, bir hastanın bir kere diyalize girip çıkması 3.000 TL gibi bir para. Şimdi bunu niye soruyorum? Mesela ben şunu fark ettim. Evet biz hani biraz önce bahsettiğiniz gibi birçok sağlık alanıyla alakalı olarak hastalığın tedavisi anlamında güzel işler yapıyoruz ama önleyici ve koruyucu sağlıkta sanki biraz koruyucu sağlık da iddialı veyahut girişimci olsak bu kadar para harcamak gerekmez gibi geliyor bana. Hastanede sanki ben sürekli bunu sorguluyorum bizim hastanelerde. Yani şöyle, onu da daha çok aslında hani bakanlığın bu konudaki etkinlikleri aslında veyahut da bilgilendirmeleri daha çok önemli. Hani bizim yapabileceğimiz küçük kapasiteli alanlarda işte hasta eğitimi, hani zaten hani tedavi olmuş, işte hastaneler taburcu olacak veyahut da kronik bir hastalığı olan bir hastayı artık tedavi, taburcu ediyoruz, evine gönderiyoruz. Hani bu konuda dikkat etmesi gereken şeyleri hani bir daha hastaneye yatmaması için özellikle ilaçların kullanımı konusunda falan hani bu tarz şeyleri eğitimleri verilebilir veyahut da broşür şeklinde de bu yapılabilir ama hani senin dediğin gibi büyük çapta bilmiyorum bireysel değil de sanki bireyler bir araya Tabii. gelip topluluk olarak bunu çıkartabilir. Hani Yani bu aynen. masrafa Biraz düşürebilir. halk sağlığı bakış açısı olarak mesela bunu ben çok hani net bir gözlemin bir tablo çıkaracak olsa, bir resim çıkacak olsa mesela bunu çok daha yani çünkü mesela şimdi diyabetle uğraşıyorsunuz, işte onkolojiyle uğraşıyorsunuz, işte kanserle uğraşıyorsunuz. Yani kanserin her alanıyla uğraşıyorsunuz. Sadece hani onkoloji deyince işte akciğer kanseri ya da çocuk SMA falan vesaire daha hani bilindik şeyler geliyor ama hani kolon kanserinden tutun da meme kanserine kadar birçok farklı ilaçla ki bunların etken maddeleriyle uğraşıyorsunuz ama şunu fark ediyorum yani spor yapmak olsun, sağlıklı beslenmek, işte stressiz bir yaşam gibi hani daha çok bu hani atomu parçalamaya çalışmak yerine daha böyle bu işin şeyiyle gidilse sanki çünkü kamunun üzerinde ilaç yükü sizin dediğiniz gibi ki Hacettepe Hastanesi benim hani anlayabildiğim kadarıyla her şeyin pirinin, üstadının, ekspertisinin olduğu bir yer. Yani bu kadar uğraşırken bunu da sanki biraz kaçırıyormuşuz gibi. Kamuda böyle bir izlenim veya böyle bir gözlem elde ettim de onu da bir sorayım dedim. Yeri gelmişken sizin bakış açınız nasıl, neler düşünüyorsunuz Anladım. diye. Evet Bahar, senin de Pınar'ın sorusu vardı yorumda galiba. Evet. Arkadaşlar chatten varsa Uğur hocamıza sormak istediğiniz soru tabii konuyla alakalı olarak yoksa hani diğer sorular geldiği zaman hani çok da hocamızın vaktini almamak açısından geçiyorum. Sözü de Bahar'a bırakıyorum. Hocam, klinik eczacılık uzmanlığını bitiren herkes hastaneye kesinlikle atanıyor. Yani bu siz bitirdiniz şu anki eğitiminizi. Atanma durumumuz nasıl? Oranları iyi midir? Herkes atanabiliyor mu diye sormuş Öyle Pınar Hocam. şimdi zaten şu anki uzmanlar atanabiliyor. Çok rahat atanabiliyor. Mesela bugün atama oldu. Sanırım yani klinik eczacının atanabileceği kontenjan 20 küsür civarında bir kontenjan vardı. Ama ortada yani yanlış ifade etmeyeyim 7 veya 8 kadar bir uzman vardı. Yani şu anki uzmanlar istedikleri yerlere çok rahat gidebiliyor. Ve daha çok perifer değil de hani daha böyle merkezi yerleri aslında tercih ediyorlar diyeyim.
Hatice'de de hani özellikle uzman eczacı kadrosuyla artık hani şey açmaya başladılar, kadro vermeye başladılar. İki klinik eczacılığa verdiler, üç fitofarmasiye verdiler. Yani gibi gibi şu ankinler tabii zamanla bu kadrolar nereye gidecek? Doldu. Bence yine artış olacak. Çünkü mesela şu anki şehir hastaneleri birer tane klinik eczacı veriyorlar. Şimdi kocaman şehir hastanesi 1000 yataktan fazla, hatta kimileri bir klinik eczacı. Zaten bizim uzmanlarımız da gidiyorlar bir bölümde. Mesela bir bölümde ancak ilgilenebiliyorlar veya bakabiliyorlar. Çünkü onların da belli bir kapasitesi var. Hani günlükte belli bir hasta limitin üzerine çıktığınız zaman bu sefer şey verdiğin hizmetin kalitesi düşüyor. Çünkü iş yükü artıyor eczacının. İş yükü arttığı zaman da hani bu iş yükünün artışı da ister istemez bazen hani hastane yatışının uzamasına bile sebep olabiliyor. Ki ya böyle hani ince durumlar da var aslında. Şu an için atınabilir ama ilerisi için bir şey diyemem şu an için. Teşekkür ederim. Rica Türkiye'de ederim. akreditasyon belgesi olan bir üniversitede klinik eczacılık eğitimini tamamlarsak yurt dışında çalışabiliyor muyuz? Yani yurt dışında klinik eczacılığın denkliği nasıl oluyor hocam? Yani şöyle hani eğer akademik anlamdaysa sıkıntı yok ama eğer hani ben oraya gideceğim orada ben klinik Hastanede. eczacılık yapacağım diyorsa zaten denklik problemleri var. Yani bizim şu an uzmanlık ne İngiltere için ne Amerika için denk değil maalesef. Yani bunun için mesela Amerika'da PharmD eğitimi alması lazım. Hani tekrardan birkaç hani zaten bir NAPLEX dediğimiz bir sınav var. Ondan sonra birkaç tip sınav daha var. Onları geçmesi lazım. Eyalet sınavları var. Onları vermesi lazım. Ki böyle böyle denklik yapması lazım. Onlar da bir de staj şeklinde sanırım 1 mi 2 yıl mı ne çalışmaları gerekiyor vesaire. Yani şu an bu uzmanlığın hani yurt dışı açısından hani ben gideyim orada eczacılık yapayım açısından bir denkliği tam anlamıyla yok. Akademik olarak tabii ki postdoc'a falan gidebilirsiniz gibi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Evet, Pınar ve Bahar'ın sorularıydı. İnternetteki arkadaşlar. Yani ben elimden geldiğince, ben öğrenci olsaydım, bugün EOS hazırlanıyor olsaydım neyi merak ederdim? Soruların tamamını sordum. Sağ olsun, Allah razı olsun. Uğur hocamız da bütün bir samimiyetiyle hepsini tek tek açıkladı. Aslında belki şöyle de bir şey de diyebilirim. Şu ana kadar bence eczacılıkla alakalı olarak bu sosyal medyada bulunacak en net, en böyle birinci ağızdan bir çektiğimiz, böyle hazırladığımız bir içerik oldu. Zaten bunlar temel içeriklerden bahsettik. Herhangi bir tarih, hani ya da Yine. herhangi bir süreçten bahsetmedik. İşin mantığından ve temel içeriğinden bahsettik. Hocam, yani son sözü, son kapanışı yani bir saate yaklaşırken şöyle sorayım. Hani sürecin geriye dönüp baktığınız zaman, yani sizle aynı yolu yürümek isteyen bir öğrenci, lisans eğitimde dahil olmak üzere, uzmanlık eğitimde dahil olmak üzere. Siz kendinize dönüp, ya ben Uğur Balaban olarak şunu çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Bunu yapın, devam edin. Ya şunları da eksik veya hatalı yaptım. Bence bunları da bu kadar yapmayın veya değiştirin diyeceğiniz, hem lisans eğitimi olarak, hem meslek kariyer olarak, hem de uzmanlık olarak neler söyleyebilirsiniz? Ya öncelikle hani lisans eğitimi açısından lisanstan başlayacak olursak hani lisansın ne kadar iyi olursanız ileride de aslında o kadar bu yansıyor. Hani nereye giderseniz gidin yansıyor. Çünkü lisanstaki o donanım, o temel çok önemli oluyor. Hani lisansta şöyle sadece okuldaki notlardan veya ne bileyim hocanın verdiği notlardan ziyade hani sürekli ek bir kaynak, ek bir literatürle destekleyip hani paralel bir çalışma yapmak gerekiyor. Dersi hani biraz şey gibi olacak. Hani dersi derste dinlemek çok önemli falan diyeceğim. Yine klasik olacak ama dersi derste dinlemek bu aslında çok avantajlı oluyor. Yani lisansta iyi ki bu kadar çalışmışım. Yani lisansta iyi ki bu kadar emek vermişim. Çünkü hani şu an gerçekten meyvesini yiyorum işin açığı. Hem klinik anlamda hem bilgi anlamında hem de hani hekimlerin karşısında da biraz daha hani bazı bilgiler veriyorsun mesela. Hekim şaşırıyor mesela çünkü hekim de bazı bilmediği şeyler var. Mesela en basit mesela naltrekson. Naltreksonun alkol bağımlılığında yani kullanıldığını bilmeyen bir şöyle diyeyim. Bir uzman doktor vardı. Naltrekson bunda da mı kullanılıyormuş dedi mesela. Gibi gibi. Bu açıdan hani lisans eğitimi önemli. İyi ki de hani bu süreçten geçmişim. Daha sonra uzmanlık açısından
Aslında gençler ne istiyorsa hani o alanda ilerlesin. Hani ben laboratuvarda işte bitkide çalışmak istiyorum veya hayvana çalışmak istiyorum veyahut ne bileyim ben klinikte olmak istiyorum diyorsa ona göre kendi yolunu çizsinler. Ha, o yolda ilerlesinler. Bir de en önemli olan network'ünüzü genişletmeleri. Yani özellikle yurt dışı network. Çünkü ben yurt dışındaki insanlarla network kurmayı seviyorum. Bağlantı kurmayı seviyorum. Onlarla hani konuşmayı seviyorum. Uzman kişilere soru sormayı seviyorum. Yani çok katkı sağlıyor gerçekten. Hani tabii yurt dışındaki hocalarımıza da sorabilirsiniz bu konuyu. Hatta mesela öyle ki yurt dışındaki bir hoca ile mesela şu an bir çalışma yapıyoruz. Mesela. Yani siz istekli olduktan sonra açılmayacak kapı yok. Uzmanlık eğitimi de olsa. Ama sizden söyleyeyim yani. Öyle Şahin diyeceğim. Çok Başka teşekkür bir şey ederim. yok. Çok teşekkür. Yani mevzu aslında çalışmak, çalışmak, çalışmak. En nihayetinde dönüp dolaşıp buna bağlanıyor. Ya aynen. Tabii şimdi şu da önemli. Bir de şeyi de öneriyorum. Aslında mesela hastanedeki eczacılarımız, hastane eczacıları da sonuçta bir yere kadar hizmet veriyorlar. Klinik eczacılık hizmeti veriyorlar daha doğrusu. Çünkü ilaç nerede, hasta nerede? Klinik eczacılık hizmeti orada. Hani onlar da böyle zaten eğitimlere katılıyorlar kimisi. Elinden geldiğince katılmaya çalışıyorlar. Ha, bazı böyle uygulamaları onlar da takip edebilirler. UpToDate'i veyahut da Stanford dediğimiz uygulamaları kullanabilirler. Hani veyahut da Lexicomp var belki duymuşsunuzdur. UpToDate Lexicomp şeklinde orada özellikle ne bileyim böyle ilaçların etkili kendi arasındaki etkileşimden ziyade ilaçların işte bu yüzde işte 1009'luk işte sodyum klorürle dekstrozda gibi sıvılarla da etkileşimli mesela hani ne durumda ne düzeyde geçimli mi geçimsiz mi şeklinde hani bazısından programlar da var. Bunlar da kullanabilirler. Hani bunlar gayet yani doğruluğu kanıtlanmış veriler ışığında hani sonuçta oluşturulmuş programlar. Yani diyebileceğim bunlar. Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Çok kıymetli bir yayın oldu bizim için de. Arkadaşların da yani EUS dediniz mi arkadaşlar artık herhangi bir aklınıza soru işareti kalmayacaktır. Yavaş yavaş kapanışa geçelim. Tamam. Ayşe'ye, Beyza'ya buyur hocam. Böldüm lafını kusura bakma. Yok estağfurullah. Bu pazar biliyoruz yani sınav var. Özellikle hani bu yayın tarihinin bugüne alınmasını hani sağ olsun ekip arkadaşlarım da kabul ettiler. Bugün alınmasını istedim ki EUS'tan önce bir EUS'a gireceklere en azından biraz daha destek olsun. Çok korkmasınlar. Yani çok zor bir sınav değil gerçekten. Zaten iyi hazırlanmışsa emin olsun kendinden. Herkese sınava gireceklere başarılar diliyorum ve Allah herkesin emeğini inşallah karşılığını verir. Amin inşallah hocam. Kesinlikle. Ben de çok teşekkür Bahri var ederim. mı? Heh, buyur. Teşekkür ederim Şahin Hocam. Çok teşekkür ediyorum Uğur Hocam. Rica ederim. Geldiniz. Yani Ankara eczacılık gibi zor bir bölümden. Daha da önemlisi Ankara eczacılık okuduğum için biliyorum gibi zor bir üniversiteden bu kadar başarılı bir şekilde mezun olmak. Gerçekten hepimiz size gıptayla bakıyoruz. Biz eczacılık öğrencileri olarak da Ankara eczacılık öğrencileri olarak da EUS hakkında ve klinik eczacılık hakkında inanın bana çok kıymetli bilgiler verdiniz ve çünkü hani kendim öğrenci olduğum için de biliyorum. Burası bir Gaia kuyusu gibi. Aslında herkes bir şey bildiğini zannediyor ama kimse tam da bir şey bilmiyor. Ben onu da gördüm. Bizim için gerçekten Melike Nur'a da tekrar teşekkür ediyorum sizinle iletişime geçtiği için. Bizim için çok çok kıymetli bir yayın oldu ve sanıyorum ki eczacılık öğrencilerinin de sıkça başvuracağı bir yayın olacaktır diye inanmak istiyorum en azından. Çok İnşallah. teşekkür ediyoruz tekrardan. Ben çok teşekkür ederim. Hani ne zaman sorusu olan arkadaşlar olursa tabii ki bana ulaşabilirler. Instagram üzerinden veyahut da hani diğer başka platformlar üzerinden yani yanıtlamaya çalışıyorum ve çalışırım da zaten. Her şey için hani burada olmaktan dediğim gibi hani burada bir uzmanlık tecrübesini yaşayan birisi olaraktan burada bulunmaktan ben de mutluydum. Yani buraya katıldığım için veya sizin davet ettiğiniz için bu konuda beni çok teşekkür ederim tekrardan. Öyle diyeceklerim şimdilik bu kadar. Hocam ben çok teşekkür ederim. Arkadaşlar soru, görüş, eleştiri ve fikirlerinizi videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Biz de Uğur Hoca'ya iletiriz. Kendisi cevapladıkça da yorumlara sizlere cevap vermeye çalışırız. Yani açıkçası bu Hocam, zamana kadar da biriniziz. unutmadan bir de resim alalım, ekran görüntüsü alalım. Alabilecek Tamam. arkadaşım varsa Pınar Hocam.
Müsait misiniz? Alabiliyorsa ben alabilirim. Alamazsa Ayşe'ye, Beyza'ya, burada izleyen Melisa ve Pınar'a çok teşekkür ederim. Bahar'a çok teşekkür ederim. Bu zamana kadar bir yandan da burada telefondan bakıyorum yayına. En çok izlenen yayınımız bu oldu. Çok güzel oldu. Demek ki böyle bir ilgi alaka varmış, merak varmış. Ayşe, evet, alabilirsin ekran görüntüsünü. Tabii ki teşekkürün en büyüğü araştırma görevlisi eczacı Uğur Balaban hocamız oldu. İnşallah biz de elimizden geldiğince ilaç eczacılık anlamında, halk sağlığı anlamında ve diğer sağlık bilim ve bölümleriyle alakalı olarak mesleki, bilimsel, teorik ve akademik canlı yayınlar, içerikler üretmeye, soru görüş fikirlerinizle çalışmalar yapmaya gayret edeceğiz. İnşallah sizler de bu çalışmalara destek verirseniz, sorularınızla, eleştirilerinize katkı sunarsanız bizler için çok çok iyi olur. Genç ve TV Talks canlı yayında eczacılıkta uzmanlık sınavı ve klinik eczacılığı konuştuk. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.